Türkiye'nin modernleşme sürecine girmesiyle ordunun siyasal alan üzerindeki etkisinin de arttığı söylenebilir. Modernleşmenin askeri alanda başlaması, Batılılaşma perspektifine uygun olarak ordu içinde toplumdan farklılaşmış bir elit zümrenin ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ordunun rejime bağlılığı tam olarak sağlanmış ancak çok partili hayata geçilmesinin ardından bu durum belirli sorunların yaşanmasına da neden olmuştur. Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerinin ele alınacağı bu programda anahtar kavramlar ordu, askeri darbe, modernleşme, silahlı kuvvetler, 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat sürecidir. Bu programı izledikten sonra Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde ordunun yapısı nasıldır? Modernleşme sürecinde ordunun etki alanı ne şekilde genişlemiştir? 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin sebep ve sonuçları nelerdir? 28 Şubat sürecinin demokrasiye etkileri nelerdir? Ve 2002 sonrasında askeri vesayeti kaldırmak için yapılan reformlar nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Osmanlı Devleti güçlü bir askeri yapılanma üzerinde yükselmiştir. Söz konusu yapılanmanın ilk unsuru merkezde padişaha doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren Yeniçeri Ocağı'dır. Devşirme sistemine dayanan bu ocak, devletin sınırlarının genişlemesinde en çok katkısı olan aktörlerdendir. Ordunun ikinci bileşeni, tımar sistemine dayanan atlı birliklerdir. Son olarak devletle doğrudan ekonomiye dayalı ilişkiye girmeyen, normal şartlar altında sivil hayat süren askerlerdir. Yenilenme girişimleri 1699 Karlofça Anlaşması'nın ardından başlamıştır. Bu süreçte savaş meydanlarında karşılaşılan başarısızlıklardan hareketle ilk reformlar askeri alandan başlatılır. 1773 ve 1793 yıllarında kurulan Mühendishane-i Beyri Humayun ve Mühendishane-i Bahri Humayun aslında bu ihtiyacın somut yansımalarıdır. Sonuçta mevcut askeri yapıyla istenen türde bir değişikliğin sağlanamayacağı anlaşılmış, ve 3. Selim tarafından 1792 yılında Nizam-ı Cedid adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. 19. yüzyılda askeri alanda yapılan en önemli yeniliklerden biri, 2. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Sultan 2. Abdülhamit döneminde Resne'nin Niyazi Bey öncülüğünde Manastır'da başlatılan isyan, kısa sürede Balkan coğrafyasındaki diğer bazı askeri birliklere de yayılmıştır. Padişah en başta isyanı bastırmak için girişimde bulunsa da durumun devletin bekası için oluşturabileceği tehdit nedeniyle isyancılarla uzlaşır ve 30 yıldır fiilen kapalı olan meclisi yeniden açmayı vaat eder. 1908 yılında meclisin açılması ile ikinci meşrutiyet dönemi başlar. Bu hadise modern dönemde ordunun siyaset üzerindeki ilk büyük etkisidir. Kurtuluş Savaşı sürecinde en önemli gücün askerler olduğu açıktır. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere pek çok asker yalnızca cephede aktif olarak savaşmakla kalmamıştır. Büyük Millet Meclisi içinde de siyasal karar alma süreçlerinin önemli birer unsuru olmuşlardır. Ankara'da toplanan milletvekilleri arasında mesleki açıdan sınıflandırma yapıldığında en kalabalık grubu %13.7'lik oranla askerlerin oluşturduğu görülür. Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in ilanından sonra askerlik ile siyasetin eş zamanlı olarak yapılamayacağını öngören bir yasal düzenlemeye öncülük yapmıştır. Buna göre Kurtuluş Savaşı yıllarında hem subaylık hem de milletvekili yapan isimlerden bu kimliklerin yalnızca birini tercih etmeleri istenmiştir. Tek parti döneminin kurumsallaşması ile rejimin ordu üzerindeki hakimiyeti giderek güçlenmiştir. Atatürk'ün güçlü liderliği Ordunun doğrudan siyasal bir aktör gibi davranmasını ve siyasete müdahalesini engellemiştir. Ancak bu durum ordunun ülke yönetimi üzerinde etkili bir mekanizma olduğu gerçeğini değiştirmez. 1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar Cumhurbaşkanı olmuştur. Celal Bayar askerlik mesleğinden gelen Atatürk ve İnönü'den sonra ilk sivil cumhurbaşkanıdır. Adnan Menderes ise Başbakanlığa atanarak hükümeti kurmakla görevlendirilir. Türkiye'de çok partili hayata geçişten sonra demokrasinin kesintiye uğramasına neden olan ve bir bakıma darbe geleneğini başlatan olay ise 1960 yılının 27 Mayıs günü yaşanır. Demokrat Parti'nin son döneminde ordu içinde gizlice örgütlenen albay ve daha alt rütbedeki bir grup subay yönetime el koyar. 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı öncülüğünde ve kuvvet komutanları tarafından imzalanan bir muhtıra yayınlanır. Komutanlar muhtıra da Demirel hükümetinin iş başından çekilmesi, ülkede yükselen anarşiyle baş edebilecek geniş tabanlı bir milli birlik hükümetinin kurulmasını talep ederler. 12 Eylül Silahlı Kuvvetlerin Emir Komuta ilişkisi dahilinde Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde gerçekleşmiş ve kuvvet komutanlarının tamamı katılmıştır. Darbenin gerçekleşmesiyle hükümet görevden alınmış, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi kapatılmış, her iki mecliste görev yapan parlamenterlerin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Ülke çapında sıkı yönetim ilan edilirken, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in devlet başkanlığını üstlendiği açıklanmıştır. Kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi, yasama ve yürütme yetkililerinin her ikisini de kendi eline almıştır. 1983 yılında yapılan seçimlerden sonra demokrasinin kurumsallaşması hızlı şekilde olmamıştır. 31 Ekim 1989'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan oylama sonucu seçilen Turgut Özal, Bayar'dan sonra ikinci sivil cumhurbaşkanıdır. 1995 seçimlerinin ardından Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi hükümeti kurmak için uzlaşır. Milli Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan, başbakanlık koltuğuna oturur. Erbakan'ın iktidarın büyük ortağı olması askerleri rahatsız etmiş ve hoşnutsuzluklarını açıkça göstermişlerdir. 28 Şubat 1997 günü Milli Güvenlik Toplantısı sonrasında yapılan bir açıklama ile ülke postmodern darbe denilebilecek bir süreç yaşamıştır. 28 Şubat sürecinde seçilmiş hükümet iş başından uzaklaşmış, yönetim ilişkilerini düzenlemek için siyaset dışı kurumlar devreye girmiştir. Bu dönemde çok sayıda hak ihlali yaşanmış Askerlerin ülke yönetimi üzerindeki etkisi artmıştır. 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde durduğu zemini güçlendirmek amacıyla demokratikleşme yönünde adımlar atmakta kararlı bir tavır sergilemiştir. Yeni hükümetin siyasal açıdan ilk icraatlarından biri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması olmuştur. Aynı süreçte Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı ve işlevlerinde bir takım değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca Yüksek Askeri Şura, yaş kararlarına karşı yargı yolu açılmış, valilik talep etmese de askeri birliklere gerek gördükleri takdirde toplumsal olaylara müdahale etme yetkisi veren Emniyet Asayiş Yardımlaşma, Emasya protokolü yürürlükten kaldırılmıştır. Yaşanan bir diğer gelişmede Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun darbelere gerekçe olarak gösterilen 35. maddesinin değiştirilmesidir. Söz konusu adımlar sivil ve askeri ilişkilerinin demokratik bir ülkede olması gereken çizgiye getirilmesine yöneliktir. Kurtuluş Savaşı askeri seçkinlerin sistem içindeki etkisini artırmıştır. Savaşın hemen ardından Cumhuriyetin ilanı da başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere askeri seçkin tabakanın öncülüğünde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet rejiminin geniş kapsamlı bir toplumsal dönüşüm projesini hayata geçirmesi, siyasette etkisi oldukça sınırlı gibi görülen ordunun sistem içindeki ağırlığının artmasını beraberinde getirmiştir. 1945 yılında çok partili hayata geçiş kararı alınmasının ardından bu konuda nispeten bir azalma yaşanmış ve 1950'de başlayan Demokrat Parti iktidarı döneminde de bu etki iyice zayıflamıştır. Ancak askerler bu gücü terk etmek niyetinde olmadıklarını 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 tarihlerinde yönetime müdahale ederek göstermişlerdir. Bu programda Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde ordunun yapısı, modernleşme sürecinde ordunun etki alanı, 27 Mayıs 12 Eylül darbelerinin sebep ve sonuçları, 28 Şubat sürecinin demokrasiye etkileri ve 2002 sonrasında askeri vesayeti kaldırmak için yapılan reformlar konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Türk Siyasal Hayatı ders kitabının 7. ünitesinde bulabilirsiniz.